mezarıma kapanıp ağlamam. Yarim yarim diye ağlamam. Zafer bana bak lan! Bombaları kullanmam lazım! Bombaları kullanmadık daha! Geri dön! Hadi dedim sana, hadi! Zafer! Hasan! Emret komutanım. Yaralımız var mı oğlum? Var komutanım. Sen? Ben... İyiyim komutanım. Telefona ulaş. Yardım çağır, hemen gelsinler. Emredersin komutanım. Tamam oğlum, tamam. Bak şimdi ambulans da geliyor Zafer. Gözünü seveyim, sakin ol. Sakin ol. Bunu... oğluma... götür. Sen götüreceksin lan onu. Bana abi senin oyuncağından. Kendi oyuncağını kendi götür oğlum. Bana ne? Götür dedim sana. Zafer, oğlum o oyuncak çocuğuna ulaşacak. Ama sen sakın kendini yorma şimdi. Sakın yorma. Önce kanı temizleyin. Komutanım, temiz olsun. Oğlumun eline kan bulaşmasın. Hasan! Gelmiyorlar mı hala? Ulaşmasın. Ateş altında oyuncağa gitti komutanım. Beni dinlemedi. Ben dinlemedi komutanım. Ben dinlemedi komutanım. Geceler yârim oldu. Anam ağlamak karım oldu. Her dertten yıkılmaz. Kimse gelmiyor mu? Kimse gelmiyor mu? Kimse gelmiyor mu? Kimse gelmiyor mu? Neye yavaşladın ula? Bassana. Pusu bölgesi komutanım. Ula Allah vere de pusu olsa ya ula! Allah vere de pusu olsa ya! Pusu görün ulan! Bıktım ulan, bıktım! Benim askerime kurşun değmesinden bıktım! Bas ula! Kaldırma ayağını gazdan, bas! Emredersiniz komutanım! Komutanım. Ya. Çalarsa hemen haber ver bana. Emredersin komutanım. Tugay'dan arıyorlar komutanım. Komutanım. Tamam, geliyorum. Osman. Zafer gitti mi oğlu Osman? Zafer şehit oldu komutanım. Diğerleri? Ercan'ın durumu ağır. Saffetli Muharrem'in yaraları o kadar kötü değil. Kamil'in de öyle. Diğerleri iyi komutanım. Osman... Ben çocuklara bakayım. Necla içeride mi? Yalnız bugün misafir kabul edilmiyor. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Çekil! Sen miydin? Bakır'a var. Necla! Ya sen güvenlikte bir şey duymadın mı Bakır? Necla, hadi gidelim, hadi! Sayende adamlar şimdi beni eline koymuş gibi bulacaklar. Necla! Kimse kimseyi arayacak, bulacak durumda değil. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ben bunu hep yapıyorum Bakır. Şimdi niye şaştın? Sırası mıydı Necla? Sırası mıydı? Susalım istersen ha? Sus. Hadi gidelim. Bakır yeter. Otur ula, otur. kahvaltı edeceklerdi komutanım. Otlu peynir yiyeceklerdi. Birkaç zeytin, çay falan içecekti çocuklar. Ve kızlardan bahsedeceklerdi. Hani bu gazetede artist resimleri var ya komutanım. Onlara bakacaklardı. Ulan yarım saatliğine selam çakmadan garsondan ekmek isteyecekti bu çocuklar. Eşek şakaları falan yapacaklardı birbirlerine. 70 milyonun kahvaltı yaptığı sofranın bir kıyısına oturup kahvaltı edeceklerdi. Bu kime batıyor ya? Komutanım bu kime batıyor? Osman. Zafer. O sivil adam çocuklarına gidecekti komutanım. Bizim Mahmut, Muharrem, Kamil kahvaltılarını edip nöbet tutmaya gideceklerdi. Bu çocuklar şafak sayacaktı komutanım. Ya benim timim neden kahvaltı edemiyor ya? Benim timim neden kahvaltı edemiyor komutanım? Osman yeter. Kendine gel artık. O kadını öldüreceğim. O muydu? O kadını öldüreceğim. Şimdi ben bunu temizliyorum. Ama ne kadar silersem sileyim, bu kan çıkmıyor. Komutanım bunun plazdesine kan girmiş, biraz zor çıkıyor. Bir de bunun lastikleri plastik ya, tam çıkartamıyorum oradan da. Ama biz bu oyuncağı Zafer'in oğluna götürüp vereceğiz. O çocuğun ellerine vereceğiz bu oyuncağı. O çocuğun ellerinde kan olmayacak. Ama önce temizlememiz lazım komutanım. Benim önce bir temizlik yapmam lazım. Osman! Osman nereye gidiyorsun oğlum? O kadını öldüreceğim. Ula dur denir mi Osman? O kadını öldüreceğim. Osman! Komutanım! Bu iş artık fazla uzadı. Ben o kadını öldüreceğim. Osman! Bak burada komutanlar var. Savcı var, o var, bu var. Ne olur kendine gel artık ya. Komutanım, bu çocuklar 5 para etmez 3 tane zeytin yiyeceklerdi. Ucuz peynir yiyeceklerdi. Dandik sucuklu yumurta yiyeceklerdi. Bu çocuklar benim askerim, benim arkadaşım, benim kardeşim, onlar benim... Osman, Osman bunu sana komutanın olarak söylemiyorum. Kabul edersen Durali abin olarak söylüyorum. Ne olursa yakışanı yap ha. Ne olur bize yakışanı yap. Osman. Nihan! Nihan! Buradayım, burada. Yazıhaneye gittim. Merak ettim seni, bulamayınca buraya geleyim dedim. Telefon da kapalı. İyi de beni niye merak ettin Berat? Haberin yok mu senin? Neyden haberim yok mu? İlçe birbirine girmiş vaziyette ya. Niye? Bu asker grubuna karşı eylem yapıyorlarmış. Seninki de oralardaymış sanırım. Duruşmaya girmiyor musun Nihan? Nihan ben bırakayım seni. Aç şu telefonu Osman, aç. Açmayacak mısın Osman? Çalsın. Nişanlın arıyor. Konuşsana oğlum ya. Çalsın komutan. Nihan Hanım, Durali Başçavuş ben. Durali Bey. Siz neden açtınız telefonu? Osman'a bir şey mi oldu yoksa? İyi bacım iyi, bir şey yok, telaş etme ya. Savcıyla konuşuyor şu anda. Neredesiniz siz? Ben hemen geliyorum. Hastanede misiniz? Hastanedeyiz de sen hiç zahmet etme bacım buraya. Bura biraz karışık, biz sana haber ederiz sonra, tamam? Muharrem. Büyük resmi bekleseydik oğlum. Gözüm zünende olsun dedim komutan. Arkadaşların nerede? Boğuştalar. Elin nasıl oldu? Ben... Elde sıkıntı yok. Etten sıyırdı geçti. Komutanım. Heh. Hanımıyla çocuğu ne olacak? Allah Muharrem. Allah sabır versin. Çok zor. Devlet bakacak değil mi onlara komutan? Elbette. Bakacak. Yani herhalde bakacak. İnşallah. Komutanım ben düğünlerde saz çalıyorum. Bizim öyle tarla tapan falan yok. Çok da seviyorum saz çalmayı. Hani böyle sırma telleri derler ya. Öyle bir gün çalmasam... ...böyle bir garip olurum. Çok özlüyorum, çok özlüyorum yani. Öyle yani de bazen de kendim böyle sigortalı, böyle maaşlı, sabah 9, akşam 5 böyle bir işte hayal ederim. Ne bileyim, bir yerde odacı olur, belediyede işçi olur, şoför olur. Ne zaman bunu düşünsem böyle içim kabarır böyle, içimden kuşlar havalanır. Sevmem ben aslında öyle işe. Niye isterim? Çünkü insan güveneceği bir dal ister. Bir dam ister. İçinde pişen bir aş ister. O aşı pişirecek bir ahiretlik ister. Bizim gibiler yoksulluğu böyle kapının arkasına bir yere kapatmışlar komutanım. O kapı inceciktir. İncecik. Böyle zincirsiz, kilitsiz. Felek ne zaman bir rüzgar estirse o kapı böyle yerle yeksan olur komutanım. Parça pinçik olur. Muharrem, niye anlatıyorsun bunları? Çünkü komutanım, bizim verecek bir canımız var. Tek sermayemiz odur. Zafer ahanda canını verdi işte. Allah'ın emridir dedi. Hudut namustur dedi. Boynu o bıçağın altına böyle koyun gibi uzattı. Şimdi benim yan yana çarpıştığım kardeşimin ahiretliği dara düşecekse, irezil olacaksa, üstüne titredi yavrusu, rezil olacaksa, mahcup olacaksa ne manası var komutanım? Özür diliyorum komutanım, af diliyorum. Yok. Hadi git arkadaşlarının yanına. Emredersiniz komutanım. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum Muharrem. Sarı Hoca. Ne? Ya bir şey diye. Ne diyeyim Muharrem? Şimdi konuşma zamanı değil. Siz. Beyler. Bugün çavuş beni kesmez çavuş. Ben şimdi hazırlanıp çıkacağım. Ve emir gelene kadar da dışarıda dikileceğim. Aynen. Sonra içtima beyler. Tam teçhizat. Kafamıza göre gideceğiz yani he? Ulan ne diyorsun Osman sen ya? Şaka mı ula bu ya? Bu başka bir iş değil ki, askerlik bu ya. Emir ula emir, her şey emir burada ya. Ne diyeceğim ben Tugay'a? Bir tane askerimiz şehit oldu, bir tanesi ağır yaralı, bir tanesi hafif yaralı. Biz de aldık topu tüfeği, intikam peşlerine düştük Gece Doğu nöbet mevzisi bir görüntü alabilir başçavuşum. Görüntü mü? Hı. Görüntü. Görüntü alınca da tim harekete geçer. Takibata başlar. Yani Aştayman'ım sen de böyle dersen işimiz iş vallahi. Bu iş böyle olmaz ki ya. Bu hesap kitap işi. Gözünü seveyim Aştayman'ım. Onları nasıl durduracaksın peki? Yürü abi. Ya iyi de oğlum yani... Nihan, bugün gitme işte. Allah Allah! Karakol ana baba günüdür. Baba, Osman benim nişanlım. Benim onu görmem lazım diyorum, anlamıyor musunuz? Hadi yürü abi. Nihan dur. Bir babamı dinlesene sen. Baba ben gideceğim. Abi arabayı çalıştır ve beni götür yoksa ben kendim gideceğim. Bugün gidemezsin. Bugün Osman'ı göremezsin. Ya neden gidemiyorum? Çünkü onları tarayan Necla'dır diyorlar. Ne? Biraz sabırlı ol. Sabırlı mı olayım? Sabırlı mı olayım abi? Abi ben sabırlı mı olayım şimdi? Kızım desene ana. Neclam diye bağırsana ha. Senin o kızın var ya o kızın. Bir gün önce gelip burada kızını sevip bir gün sonra gidip cinayet işliyor ya. Nihan yeter. Abi geliyor musun yoksa ben mi gideyim ha? Taner. Emret komutanım. Ben içtima istedim mi ula senden? Hayır komutanım. Peki bu nedir ula? Söylesene oğlum nedir bu? Kendinize gelin aslanım. Emir verilmeden bu karakolun tepesine kuş uçmayacak, kuş! Taner. Emret komutanım. Silah sayımı yapılacak, kapılar boyanacak, araçların kademe işleri yapılacak. Nöbet çizelgesinde 5 dakika sonra bağa getireceksin. Emredersiniz komutanım. Sadece sizin sağ salim eve dönmeniz için uğraşıyorum ula. Osman'dan yine haber yok Zeliha. Yer yarıldı içine girdi sanki. Of. Ne zaman telefon etsem. Osman kanat görevde deyiyorlar bana. Öyledir teyze. Ne bileyim Zeliha'm, ne bileyim. Of. Ben buna hiç alışamadım Zeliha, hiç alışamadım. Seneler var ki kızım. Ne zaman Osman'ın sesini duymuyorum. Allah seni inandırsın. Böyle tepemden aşağı kaynar zulağa dökülüveriyor. Ne edeceğimi bilemiyorum Zeliha. Beyzem, bir sakin ol. Bak senin aradığını söylerler. O da seni geri arar. İbrahim dersen hiç umurunda değil. Koskoca adam Serbilen'de figür yarıştırıyor. Ya oğlum ben sana ne diyorum? Ben pazarlık ederken sen dilini tutuver, sen karışma. Oturma bir köşede ya. Ya koca babam iyi diyorsun da. Ya sen emlak piyasasından, kira kontratından, dükkan sabit giderlerinden ne anlarsın Allah sen ya? Sen anlıyorsun sanki değil mi? Ya şu yüze bak yüze. Ya senin yüzün yufka gibi koca babam ya. Seni kandırırlar ya. Ya evladım bak, bunu komşu bundan neticede değil mi? Yüz yüze bakıveriyorlar. Öyle at pazarı gibi olacak iş değil ki bunlar. Ya serbest piyasanın kanunu acımasızlığı koca babam. Bu alemde anca boğalığa ve ayılığa ayakta kalır. Ya boğa olacaksın ya ayı. Üst! Bir tipse bak. Ulan suratımıza bakın bununla mı söyleyiverdi bize? Tüh senin suratına be! Ya koca baba terminolojik bakımından söyledim ben bunu ya. Sen o borsanın önündeki boğayı görmedin mi? Böyle boynuzdan dikmiş, fusu fusu bakıyor. Tamam. Laf ebesi. Tamam karışmıyorum. Karışma. Tamam karışmıyorum diyeceğim ama sende tık yok koca baba. Ya müteşebbis olacağım diyorsun, teşebbüste bulunacağım, yatırım yapacağım diyorsun. Altın lonsu ne kadar? Avro dolar pariteleri nerede? Londra borsasında pambığın tonu ne kadar çekiyor? Hiçbir şey bilmiyorsun. Pambık mı? He. Ulan pambığın kilosundan bizim ne alakamız var be? Alt tarafa kıçıkırıp bir dükkan bakacağız senin konu. Pambıkmış. Küresel düşünmüyorsun koca baba. Global bakamıyorsun yani. Tamam kes. Bak. Hı? Tam bize göre. Numara ver, arayıver şunu bakayım. Arayıver şunu, hadi. Heh, başladık gene. Heh? Yok bir şey, arıyorum. Ara. Koca babamın görüşecek de, İbrahim Kanat de. Hanımefendi, bugün sivil girişi yasak. Mahmut, ne oluyor? Bilgi vermem yasak. Peki Mahmut, sen bizim geldiğimizi söyledin mi Osman abicim? Bana verilen bilgi budur. Hanımefendi, burada çakmaz. Hem yasak. Lütfen. Beklesek biraz. Yasak. Ya Mahmut, sen kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun sen ya? Ha? Hangi kapısın burası? Nizamiye kapısıdır ya, yasak. Arabayı da çekin lütfen. Mahmut, bir şey söyle lütfen. Hadi abicim, hadi. Hadi abicim, hadi. Ayıp oldu ama ha. Hadi abi. Otur Osman, otur. Nihan Hanım'a da biraz ayıp oldu ama. Biliyorum komutan. Ama bugün onunla konuşamazdım. Çocukların karşısında. Bugün olmazdı komutanım. Öyle. Onun işi de zor be Osman. Ha. Annemin dediği gibi. Allah'ın arasında. Neyse, sen dinlenmeye çalış. Nasıl olacaksa. Orada kağıt mendili var, yüzün gözün sil. Gördün mü Mahmut'un yaptığını? Mahmut ne yapsın niye? O da emir kule demek ki yukarıdan emir öyle gelmiş abicim. Zavallı asker çocuk kafasına göre iş yapmıyor ki. Osman orada değil miydi? Osman orada mıydı ne bileyim ben abicim. Ne düşünmüşlerdir acaba benim hakkımda? Nasıl yani? Ne düşünebilirler ki? Ne düşünebilirler ki? Ne diyecekler ki? Arkadaşımızı vuran kadın kız kardeşime gelmiş diyecekler. Ne diyecekler? Ne diyebilirler ki? Bir çay ısmarlayın ona mı diyecekler? Allah belanı versin senin Necla. Bela okuma. Bela okuma. Gece çıkacağız. Nereye? Ortalık kaynıyor Heval. Güvenlik amaçlı Çubuklu'ya geçeceğiz. O bombaları atsaydık daha da kaynayacaktı ama. Hala bomba diyorsun. Adam peşimizdeydi. Ateş ediyordu. Ödleksiniz. Ödlek. Anne. Ben iyiyim gerçekten. Meraklanacak bir şey yok. Tamam. Babama selam söyle. Ellerinizden öpüyorum. Beyler rahat rahat oturun. Çavuş otur. Muhammed otur oğlum. Çavuş. Emredin komutanım. Bugün niye içtima yaptınız? Her zaman yaparız ya komutanım. Biliyorum oğlum. Da bugün niye yaptınız? Vallahi biz takibata çıkarız diye düşündük komutanım. Belki bir şey yaparız diye komutanım. Ben de öyle düşündüm. Siz ne düşünüyorsunuz beyler? Nasıl yani komutan? Zafer şehit oldu. Yaralı askerlerimiz var. İnsan ne düşünür ki komutan? Öyle kahredip oturuyoruz işte. Değil mi? Beyler, ben bu akşam burada sızacağım. Haberiniz olsun. Ne bu halin? Kostüm mü değiştirdiniz? Şakanın sırası değil Necla. Sana eşlik edeceğiz. Siz? Evet, biz. Kırsaldan bahsediyoruz Bakır. Emin misin? Necla, ben bu ilçede bu yapıdan sorumluysam, seni daha sağ salim teslim etmek benim sorumluluğumdu. Anladın? İyi. Hadi bakalım. Gözünü dört aç. Allah. Bana abla mabla deme. Yapı sorumlusunun sorumlusuna bak. Yeter Necla. Dağ yolundan Çubuklu'ya çıkacağız Seyfi. Tamam abi. Necla sabaha karşı Çubuklu'da olacak. Yanına birkaç adam alıp güvenli bir şekilde buraya getir. Tamam baba. Onlar çıktılar. Evet. İlçeden çıkmayı başarırlarsa en riskli yer o köy. Ama aslında risk Necla'nın kendisi biliyorsun. Anlaşıldı Heval. Necla'ya? Yok, hayır. Ölerek efsane olan bir Necla'dansa tırnakları sökülerek emekledilmiş bir Necla tercihimdir. Başına bir şey gelmez. Osman! Osman neredesin ulan? Kalk 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 kalk! Osman, ulan senin ne işin var burada? Komutanım, Çubuklu yolunda görüntü alınmış. 2 tane çoban bizim telsiz rölesindeki askerlere haber etmiş. 6-7 adam al yanına, Hakan Aştayman gidecek. Emredersiniz komutanım. 5 dakikanız var ulan. Emredersiniz komutanım. Kimin için ağlar? Bizim için ağlar. Kimin komandolar? Kimin için ağlar? Bizim için ağlar. Kimin komandolar? Tugay ne söyledi Aştayman? Hatlarda sorun var galiba. İrtibat kuramadım. Telsiz? Vallahi o da sorun galiba. Ya telefon? Kontrolüm yok başçavuşum. Sen 2 saat sonra arasın açılır. Hazır mıyız Osman? Evet komutanım. Gidelim. Raç, bin! Ulan Durali buranın en akıllısı sensin. Gerisini hesap ederdik. Zafer'in oyuncağı ne oldu ya? Vallahi Osman komutandaydı, bilmiyorum. Ondaysa verir ya da kesin gönderir. Haberleri de vermiş midir acaba? Neyi vermiş midir? Yani kim ne olacak Zafer'i ya? Ha. Vermiştir herhalde ama onu bilmiyorum. Tabii ya. Askerlere hain pusu. İzinde kahvaltı eden askerlere teröristler saldırdı falan filan. Ya ne anlatıyorsun hem Muğla'larını bir seversen ya? Haberleri anlatıyorum Muharrem, bu kadar. Anlatabiliyor muyum? Bitti. Beyler fırça geliyor ha. Çocuk kaç yaşındaymış ya? 1-1,5 yaşlarında falan. Ulan yazık be. Ama oyuncağı Osman Kanat'tayı sever ya da gönder. Vallahi bence Osman Kanat'ın aklında bambaşka bir şey var Emmoğlu. Benim kafamda da o şeyden var. Çeneler kapalı, pergeller açık. Hadi. Nihan gelmiyor mu? Çağırdım ama. Nihan. Günaydın. Afiyet olsun. Kahvaltı etmeyeceksin. Yok, çıkacağım ben şimdi. Nihan, iyi misin kızım? Değilim baba. Tabii ki de değilim. Gel bizimle bir bardak çay iç. Hı. Gel bakayım buraya. Geç otur bakayım şuraya. Abi minibüse yetişmem gerekiyor. Ben seni bırakacağım, geç otur. Keşke hiç olmayaydı bunlar. Ama kızım kendini harap etme, zayi etme. Baba karakola almadılar bizi. Osman'a ulaşamıyorum. Kimse bir şey demiyor. Nihan, kızım sakin ol. Senin kızın sakin olsun. Önce o sakin olsun, tamam mı? Kim üzdü seni? Ya gerçekten görevi başındadır belki. He, eskilerin işi hiç belli olmaz. De yani arar anladın mı şimdi? Demek ki adam arayamıyor abicim yani. Kim üzdü seni? Kim kızdı sana? Zaten tartışmıştık. Bir de üzerine boğulunca. Kim yaptı bunu? Ya kim yapacak? Senin anan yaptı. Yok. Yok teyzem bir şey. Gel biz seninle makyaj yapalım. Gel. Allah'ım sen bize yardımcı ol, sen bize merhamet et. Bakır, siz gidin artık ha? Necla. Birazdan gelecekler zaten, sorun yok. Gelsinler gideriz. Hadi gidelim. Hadi siz gidin artık. Necla. Bakır, biz köyün arkasından dağa çıkacağız. Siz ne yapacaksınız? Peki tamam. Hadi Heval hadi. Asker lan bu. Yürü çabuk, çabuk dön. Çabuk. Abi ne yapak? Necla'ya haber uçurmak lazım. Abi onlar daha yolunu tutmuştur abi. Abi bizi dağda keklik gibi avlarlar abi. Hiç şansımız yok. Necla kurtulursa ne ala, kurtulmasa o zaman düşünürüz abi. Şimdi arabayı sote yere çekek. Komutanım, oradalar. Taner, Muharrem, Flynn. Arkadaşlar çok dikkatli, tamam mı? Sen aradan çekil bakalım. Aa! Silah sesi, çatışılar, koşun! Koş! Siper al. Necla'yı alıyorlar, acele edin! Çavuş! Çavuş canı veriyor, o seni veriyor, çavuş! Dayan kardeşim, tamam, dayan! Komutanım! Komutanım geliyorlar! Kalk! Muharrem kalk! Komutanı korumamız lazım, kalk! Gel kardeşim! Buraya kadar. Benimle birlikte gelir. Asıldık. Asıldık burada. Çeviriyorlar bunları. Menzil dışında ara komutanım. Sait. Evet komutanım. Fırat. Bizimkiler geldi sanırım komutanım. Komutanım. Ben... Komutanım bu bitti. Muharrem'inki son. Çavuş, sırt sırta vereyim. Olursak en azından yeri devrilmeden oluruz. Şereftir komutanım. Atış serbest. Allah! Yapacak şeyimiz yok, çekilin! Ateş ederek çekilin lan! Osman. Osman kanat küpeliği indirdi komutanım. Oh be! Oh be! Oh be! Gidiyoruz beyler! Çabuk! Hadi Osman, hadi. Komutanım. Osman ölmüş işte, hadi! Osman! Bir liderlik yaratamayız, hadi, hadi! Hadi beyler! Biraz çabuk! Ethem dondum ben burada ama. İyi. Tamam ben gideyim o zaman. Ne oldu? Bir şey mi oldu yine? Ne oldu Ethem? Bir şey mi var? Ya benim bacıların ikisi de Osman'ın kanatının peşinde ya. Biri evlenmek için, biri öldürmek için. Çok zor vallahi. Zor vallahi zor. Zor. Ethem, ama sen sağlam dur, ayakta dur tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. İbrahim. Heh. Nereye gidiyorsun sen? Bir dükkan bakmaya gidiyoruz hayırlısıyla işte. İbrahim, ben Osman'la telefonla konuştuydum ya. Oğlanın sesini ben hiç beğenmedim. Ya olur böyle şeyler Arda, sen ne diye kafanı takıveriyorsun Fatma? Aman be İbrahim, dünya yansa senin hasırı yanmıyor. Hiç mi merak etmiyorsun sen? Ya kocanam darlanma bu kadar, darlanma bu kadar. Hadi biz bir gidip de sonra geri veriyorum. Hadi sen içeri gir, içeri üşüme. Hadi yürü bakayım, çabuk çabuk. Aman Allah'ım içim yanıyor, benim yüreğim ateşliğe düştü. Hiç mi kalbin ağrımıyor senin ha? Hiç mi ağrımıyor? Daş yürekli oldu bu adam be. Of of. Necla! Seyfi! Seyfi çabuk! Necla! Necla! Aman Tanrım! Necla'm! Necla! Necla! Abi! Abi yapma! Kendine gel abi! Seyfi! Git arabayı getir Seyfi! Çabuk! Necla! Necla'm! Ah be ah kızı! Ah ah! Ne yaptın sen ah kızı ha? Ne yaptın? 1000 kere söyledim sana ha! 100.000 kere söyledim! Ne yaptın ha kızı? Ne yaptın? Ben de mi öyleyim ha Necla'm? Ben de mi öyleyim? Komutanım geliyorlar, geliyorlar komutanım, geliyorlar. Oh ulan bunu da Sadık çok şükür hayırlısıyla. Az kaldı abi. O herifi kasap çengelini asacağım. O herif bitti. Bitti. Ne ola? Manyak mermi. Barutun mu döküldü? İyiyim komutanım, iyiyim. Ayıboğanlar söyledi. El bombası mı? Biraz yakın düştü. Revirlik bir şey var mı ola? Zaten manyaksın bir de başımıza sağır kesilme. Yok yok, iyiyim. Merak edilecek bir şey yok komutanım. Aslanım benim ya. İzninizle komutanım. Aştayman Hanım, ne oldu? Seninki indirdi küpeliği. Deme ya. Ondan bunun yayları böyle gevşek desene. Vay be. Vallahi kadın hızlı ama bizimki ondan hızlı çıktı. Nasıl yetişti, nasıl yaptı, nasıl koştu bilmiyorum ama yaptı işte. Bura Hüseyin manyak. Bunun elinden uçanla kaçan kurtulur Aştayman Hanım. Başlamışım bak bize ya. Ömrün olur Aştayman Hanım ya. Kuş sütü yok ama size biraz mercimek ayırdık. Vallahi tam hayal ettiğim gibi. Elin nasıl? Vallahi Kamil, el ayağı falan değil de böyle bir ara midem böyle sırtımdan çıkıyor gibi oldu. Bir arada civatalarımı böyle pat atacak sandım. Ama biliyorum biz demirdeniz, bize hiçbir şey olmaz oğlum. Ne demiri be? Çelik bu çelik. Yok lan çelik çomak. Hayırdır inşallah, hayırdır inşallah. La Ethem, bak bakın kim? Mürsel Aga nerede? Hayırdır? Çağır onu. Ne var la, ne istiyorsun? Kızım küpeli kod Necla Tekintaş... La ne diyorsun sen? Hayatını kaybetmiş bulunmaktadır. Taziye ve cenazeyle de biz ilgileneceğiz. Allah'ım! Allah'ım Hüseyin adam! Hüseyin adam kendine iyi gelin! Ay Müleğe! Ay Müleğe! Nihan? Nihan? Kara köprün ağırlıktır lele, aman dile dile. Güzellik bir varlıktır ne? Öldüm dile dilele dilele. Uyandın mı Osman? Şş, bana bak ne diyorum biliyor musun? Git şöyle asker hastanesinden güzel bir rapor al. Ondan sonra da git memlekete biraz dinlen ya, he? Kulağın nasıl? İyiyim komutanım, iyiyim. Sağ ol. Ne düşünüyorsun? Şimdi ne olacak komutanım? Vallahi Osman... Ben Nihan'ı nasıl arayacağım? Arasam da ne diyeceğim? Zaman her şeyin en güzel ilacı be Osman. Bana kalırsa ara avukat hanımı. Öyle içinde biriktirdiği bir şey varsa bırak söylesin ya. Bağırsın, çağırsın, ne diyecekse desin o da. Sonra bas git memlekete. Git annenin yanına biraz dinlen. Hem böyle 3-5 gün ortalık küllensin. He? Başka çaresi yok. Hadi kalk kalk. Hakan hastemem bekliyor. Bugün çay torpille ha. Tamam komutanım. Ben birazdan geliyorum. Sağ ol. Amca. Başım sağ olsun amca. Allah sağ olasın yeğenim. Hikaye bu işte. Mesele bu kadar basit. Ne diyorsun oğlum sen? Ha? Yalan mı lan? Böyle bak buraya gelip milleti karıyı bir gaza getirmem. Babama bir şey olursa Allah'ıma kitabıma seni buraya gömerim ha. Ağa. Aşağıdalar ha. Da kim? Onlar işte ağam. Şeyler. Sen otur Mursal. Ethem. Sen benimle gel oğlum. Neredeymiş amca? Nasıl olmuş? La bilen yok. Gidip cenazeyi teşhis edeceğiz işte. Sen hiç merak etme amca. Ya sen ne zamandır kan yıkamaya başladın Berat? Ya o nasıl söz? Veyhali serete teslime. Çamına bekleş ve çamına içerli dinlene vekiri. Dünya çoğu dinlava ferrer işte. Necla yeme! Necla yeme! Necla! Necla yeme! Necla! Necla yeme. Evet. Başınız sağ olsun. Evet. Biz cenazemizle ilgileneceğiz. Yalnız hastane morgundan almak için direnmeniz gerekiyor ailesi olarak. Cenaze nerede? Köy muhtarı teslim etmiş oradan hastane morguna. Biz definle, gösteriler ve protokolle ilgileneceğiz. Başka bir isteğiniz olursa da... Siz kimsiniz? Şehir yapısı, halkla ilişkilerden. Necla kızın yandaşları yani. Öyle mi? Evet. Biz cenazemizi kendimiz alıp defnederiz. Siz karışmayın. Yalnız bak... Necla arkadaş kitleye mal olmuş bir isim olarak öyle gömülecek biri değil. Necla'yız. Hangi sıfatla aldın be adam? Benim yavrumu dağda tepede ziyan ettin. Şimdi de karşıma geçip cenaze istiyorsun ha? Acınız çok tabii ama... Gidin ulan buradan. Birkaç saat sonra yine geleceğiz. Siz kitleyi organize edin. Hüseyin, bak buraya. Buyur abi. Biz yokuz bir zaman, tamam mı? Bakır abi de bende. Çok dikkat et, gözünü dört aç. Başımsın abi. Heh, hesap, kitap, gelen giden. Çok dikkat et. Sonra kabak başına patlar ha. Tamamdır abi. Heh. Oo, Aştayman'ın bu ne soğuktu böyle ya? Evet ya, soğuk. Osman nerede? Yoksa tahmin ettiğim şey mi? Ya izin vermesem de gidecekti. Manyak ula bu herif ya, manyak ya! Ah! Ula başını belaya sokacak bu Aştayman'ım ya! Ya ben bir tedbir düşündüm ama inşallah gerek kalmaz. Bakalım. Ula Osman, ula Osman! Ben bakarım. O kalafat orada bakar. Bir dert değil amca, tamam. Ben de bakarım.